TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Hocam önümüzde giderle oynayacağız. Evet belki düşme potasından biraz uzaklaştık ama hala bir devam ediyor. Bir de üst sıraları kovalamaya devam ediyoruz. Aslında şimdi düşme diye bir şey söz konusu değil. Şöyle değil. Yani bizim puanlara ulaşmaları için birbirleriyle oynuyorlar. Yani bizim aldığımız puana ulaşmaları mümkün değil. Şimdi bakınca ben Altınordu takımı hem hocalarını hem de Altınordu takımını gerçekten örnek takım beğenirim. Onların bile düşme ihtimali büyük. Şöyle ki bu hafta bay geçiyorlar. Bir tane banko maçları var. Balıkesir. Diğer iki maçı Bolu ve Kocaeli ile. Yani onun için o bizim puanlara gelme ihtimalleri yok. Yani birisi gelse diğeri gelemiyor. Onun için ya bizi çok ilgilendirmiyor aşağısı. Ha, yukarıda bir şey, bir ışık belirdi mi? Yani matematik olarak belirdi. Ama çok umutlanmamak lazım. Çünkü biz kazanacağız hepsini, onlar kaybedecek. Yani böyle bir tablo var ortada. Bizim amacımız son hafta oynadığımız gibi tempolu Samsunspor'a, Samsun'a yakışır bir futbol oynamak. Yani forma verdiğimiz gençler bizi mahcup etmedi. Yine devam edeceğiz onlarla. Yani çocukların formasını ben dedim onlara maçtan evvel. Dedim ki bu formalar hani teknik direktörler söyler, forma verilmez alınır. Ama onlar öyle yapmadı. Almadılar. Biz verdik onlara. Abileri de müsaade etti. Şimdi verdik ama biz giyeceğiz diye ısrarcılar, iyi oynadılar çünkü. Böyle oynadıkları müddetçe devam edecekler. Şanslarını kullanan kullanacak. Çünkü seneye de bir yapılanma yapacak Samsunspor. Bu kadro 29 kişilik bir kadro var. Gidecekler olacak, gelecekler olacak. İşte takım kaptanımız Yasin bir hafta evvel, Yasin'i biliyorsunuz çok polemik oldu. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Bir hafta evvel devre arası çıkarttık. Öbür hafta kadroyu almadık ama Yasin bu takımın kaptanı. Yani 13 tane golü var. 6-7 tane asist yapmış. 20 gole imza atmış bir kaptanımız. Ha, sözleşmesi bitiyor. Yani onun için o da anlayış gösteriyor bize. Problem yok. Ama iş biraz ciddileşti şimdi. Yasin'e bu hafta kadro yaptırırız. İhtiyacımız olursa haydi kaptan oynat deriz. Yasin'i de kaptanı, takım kaptanı 1,5 senedir burada. Yani böyle kovulur gibi göndermek etik değil. Biz yani kaptanımızı değerli bir şekilde bize eşlik ediyor. İyi profesyonel aynı zamanda. Antrenmanlarda seyrediyorsunuz. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah Ankara Gücü maçında da ihtiyaç olursa sahaya da sürebiliriz. Ne güzel. Yani Samsunspor oyuncularına böyle davranmalı. Doğrusu budur. Çünkü yollar ileride kesişiyor. Bakarsınız 10 sene sonra Yasin teknik direktör olur. 5 sene sonra Samsunspor hoca olur. Yani bu işlerin şeyi yok. Ama güzel maç olacak. Ben inanıyorum. Takım son hafta iyi oynadık. Ankara Gücü'de. Ligin zaten söylemeye gerek yok. İyi takımlarından biri. Benim de 4 sene orada bir futbolculuğum var, mazim var. Sevdiğim bir camia. Başarılar dileyeceğiz ama bir hafta sonra ertelemeleri için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğu bir hafta sonra. Tabii. Yani inşallah kazanırsak kazanabiliriz. Gücümüz var. İyi olacak yani Samsunspor. Ondan sonra bekliyoruz. İnşallah Samsunspor'a yakışan bir hoca alınır. Samsunspor kaldığı yerden devam eder. Doğru transferler yaparız. Doğru oyuncular burada kalır. Seneye bir kayıp da yaşamayız diye düşünüyorum ben. Hocam Melih ilk defa bir profesyonel lig maçında oynadı. Hem de 90 dakika oynadı. Bu zamana kadar şans verilmiyordu. Melih Altıkulak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Melih Olimpik Lyon'un altyapısından geldi. Bir futbol kültürü olan bir yerden geldi. Ve Fransa'da genç milli takımlarda oynamış. Bana Tolunay Hoca bahsetmişti. O iyi oyuncu. Ümit milli takıma da almıştı Melih'i. Ben tabii birebir tanımadığım için ben Melih'i 6-7 maç 19'da oynattım. Yani ben iyi tanıyorum Melih'i. Onun için fırsatta gelince sürdük sahaya. O da elinden geleni yaptı. Sağ olsun Soner de anlayış gösterdi. Yani bu takımın performans oyuncusu Soner'di. Sol bekte. Oyuncularla konuştuk. Arkadaşlar, yeni arkadaşlara, genç arkadaşlara forma vereceğiz. Çünkü onların göstereceği performans Samspor'da kalıp kalmayacaklarını belirleyecekti.
Onun için Melih iyi kullandı. İnşallah bu maçta devam eder. Aynı akış devam eder. Polat iyi oynadı. Yani şeyde de maçtan sonra da söyledim. İki oyuncu değişikliği yaptık orada. Gerçekten üçüncü kimi değiştireyim diye aradım. Aksayan yoktu. Yoksa değiştirecektik. Dedi ki bozmayalım. Allah da yardım etti son dakikaya. İşten sıyrıldık, kurtardık. Eksik var mı hocam Ankara maçına? Sakat. Melih Okutan. Dizinde bir problem var. Hasan'ın belinde bir rahatsızlığı var ama oynayamayacak gibi değil. Salonda çalışacak. Bugün görmeyeceksiniz sahada. Şeyi biliyorsunuz. Burak sezonu kapattı. Ali Kılıç sezonu kapattı. Yani bilmiyorum ilerleyen süreçler ne olur? Şu Ankara Gücü maçını da oynayalım da belki bir iki tane daha genç oyuncu gösterir size. Var yani rezervimizde var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.